Bugün sizler bilen bazı masalalarını didorlaşıp sohbetleşiş istegide canlı mülakatını yaptım. Savol cevaplarını Telegram'dan Allah nasip kılsa avaz eğer kip dursa Telegram'dan ortaklaşamız. Dolzarp mavzulardan, mülahazali fikirlerden bittesi yan koşnumuz Afganistan hakkında bazı fikirlerini ortaklaşsam. Afganistan'da kuzatıyetken bu seneler masjidlerge kirip, masjidlerde ahli ilimlerge huruç, uyuşturuşlar közge korunup kaldı. Ulamalarga nispeten suikastlar amalga aşırılı yaptı. Elbette bu cemaat, hadirgi günde Xurasan degen bir cemaat var. Eski havaric cemaatı, zamanımızın havarici bugün IŞİD cemaatını kaldıkları. Bunlar yani fikri manada, ilmi asasda, ulamalar bilen roba oturuşge akılları yetmeganligi sebepli. Endi ularga cismanen yokatışlık orkali ameliyatı ötüşgen Afganistanlı bir kança ulamalarını portlatıştı, masjidke kirip, masjidini içi de bomba bilen portlatıştı, suikast uyuşturuştu. Xullas, mana şu cereyollar doğrusu da, yani bazı fikirlerini ortaklaşışlıkını özümge lazım de bildim. Abrar Muhtar Ali, sizler bilen birge ekran karşısı da, elhamdülillah, erkin bir fikir sıfatı da sizlerge tarihi cereyollardan bugünge kadar keliyetken İslam dinimizini içige, yani suni ravişte tıkıştırılgan cemaat doğrusu da biraz tohtalıp ötsek. Bu cemaat hazırki günde IŞİD bilen, namı bilen meşhur halifelik davasıdaki adamlar. Halife degen de özlerden bir adamını sayılıp alıp, uşenge hemmeni ergeştirişlikini lazım deyip olgan adamlar. Başka hiç kim bilge gap kulak samaydı. Akıl, salahiyet, ilmi faaliyet yok. Davaları Osmon Falak, zohirlarida İslam'ın en katta davogarlari sifatida o'zlarini taqdim qilishadi, lekin faoliyatlari faqat musulmonlar bilan. Muammolari faqat musulmonlar bilan. Musulmon ulamolarga qo'llari yetsa o'ldirishadi, qo'llari yetmasa tillari bilan tuhmat qilishadi. Ilmiy bahs, ilmiy munozara qilayotgan davolarini isbotlay oladigan dastaklari yo'q. Tutta kelimesini çala çülpe yodla varışken, tağut kelimesini yodla varışken, kafir kelimesini yodla varışken buldu. Bana şu iki kelimeden başka cümleler tuzuşadı da falançını tağut, pistançını kafir deyip özlerini kollab kuvvetlemegen adamların hemesini kafirge çıkarışadı. Onu kafir demegenle hem kafirge çıkarışadı. Hullas tamami faaliyetleri akıllı kelte adamlarının faaliyetinden ibaret. Akıllı sağlam adam, yani sağlam fikirleydigen, aklı selim insanlar bularga ergeşmeydi. Lekin cemiyetin içi de her daim aklı selim adam topla vermeydi de. Cemiyette adamlar arası da aklıge nuksanı bar, tecrübesi kem bogen, kandaydır muamma bilen şu köçeke kırıp koygen adamlardan bolad. Şunun için, beni bir sohbetimle bir cayda koyuşup deyken, menge taşıştı. Müslümanın Müslüman bilen aldı berdisi bilen birge, Müslümanın kafir bilen aldı berdisi de hem Müslüman amanatlar buluşluğunu takitledim. Abrarını yapamaz. Hadis-i şeriflerde Peygamber aleyhissalatu vesselam El-Muslimune ala şurutihim dediler. Müslümanlar şartlarına göre hayat geçirdiler. Şartlaştılar mı? Vadalaştılar mı? Ahdlaştılar mı? Geplerine cevap verediler. Müslümanın sıfatı bu. Bir kafir bilen aldı verdi kılıyapsız mı? Onun pulunu, onun meblağını cayge kop koyun. Müslümanlıkını koy, ertekini de koyun. Kafirlikini hem koyu şart. Peygamber aleyhissalatu vesselam hatta zimmi adamını, zimmi adam degeni Müslümanların memleketi de amallik tilap yaşayetken adam. Uşa adamın hakkı doğrusu da Allah'ını esletemensiler gibi degeller. Kim zimmiyge zulüm kılsa, onu katıl kılsa, onu malını tartıp olsa, kıyamet günü de dediler, men o bilen hüccetleşemem dediler.
Başka rivayetler var. Zimmini hakkını paymal kıyan adam cennetini hidini hidemeydi. Zimmini nahak katıl kıyan adam cennetinin hidini hidemeydi. Ve halen ki cennetinin hidi 500 yıllık yoldan keptiradı degenler. Bana şu geplerini koyuştu da bir işit yani azası çıkıvalı ayeti yaptı. Abrar bekarlarını ayetipti. Hadir gününde kafirler bulan ahtnamı yok. Kafirlerini ne maksanlar bola uğradı deyipti. Yapını karayın. Öldürsen bola uğradı. Hatınını uğurlayıp gitip çoruk sen bola uğradı. Balalarını kuluk sen bola uğradı. Pülünü tartıvap koysan bola uğradı. Fatıva bir deyipti. Ve ayeti yaptı ki zimmi meselesi hem deyipti. Uşa 1900 yıl aldım bu gen. Hadir yok deyipti. Bu gapları bilen, bu gapları ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri eskirdi demakçı. Resulullah'a tuhmat kılı yaptı ve cemaatke müracaat kılarken, uzun etrafıdaki akıllı muammadaki adamlarına müracaat kılarken, aynen Peygamber aleyhissalatu vesselam'a tuhmat kılı yaptı. Resulullah'ın hadislerini o eski peyteki gap, ulamalar ihtilaf kıyken, hadir öldürse bula uğradı. Cağını sındırsa ondan kas alınmaydı, ona kaydı, bana kaydı dedi. Alcıra yaptı. Ve şunu din deyip takdim kılı yaptı. Ve dinin en fidakarları biz miz deyip dava kılı yaptı. Bunu ne için islap kaldım? Braderler, bu vaziyet atraf çekelerde Orta Asya'nı muammağı tıkış uçun kastan şekillendirili yaptı. Uşa işit cemaalarının her cayda parakende bulup tarkalıp gitgellerini Afganistan'a taşıyetken gruplar kol geçti. Afganistan'da taşıyaptı şularını. Hazır. Assalamu aleyküm ustaz, yaşımsın. Afganistan'a bu işit cemaalarını taşıp, opkilip, ornaştırışı yaptı. Ularını bu vaziyet bilen yani tayyorgarlikten utkazışı yaptı. Bana şu cemaalarını, bana şu cemaalarını şekilleniyetkenliğinin bugünkü kündeki korunup durgen açık samarası, açık meyvesi Afganistan'da tinç ahalını portlatışı yaptı. Ulamalarını öldürüşü yaptı. Suikastlar amalga aşırışı yaptı. Bu ahmak cemaanı kollab kuvvetleydigenler elbette Müslümanlarının muhalifleri buladı. Müslüman cemaalarının muhalifleri elbette bu Müslümanlarına karşı bularını faaliyetlendiredi. Bularını yani kollab kuvvetleydi. İçimizde ularga ergeşeyetken bazı adamlar payda bulamam kaldı. Ben şimdi şahs sıfatı da hürmet kılsam da, biz ne içimizde, Özbekistan'da? Yangi fikirler bilen çıkıyorken, bir braderimizin fikirlerini koşulmayman ve bu fikirler bizde aynen radikalizmini şekillenişine hizmet kılışlıgiden havatırdı mı? Yani kayıtı beytemen, hürmet kıyan halde, ayeti yapman bu gapni, lekin fikirleri not doğru. Fikirlerine hiç kaçan koşulmayayım ben. Ne mi deyaptılar? Müslümanlarını birleştiriş için Amin-i Cahri ayça ayta vursun, Rafaliye'den kılsa kıla vursun deyip zaten şuna kengi ihtilaf, şuna kengi muammalarını kollab kuvvetle yaptı. Braderimiz, Nuri İmam braderimiz. Braderler Telegram'da muamma bulu yaptı. Çünkü internet cüde pas. Uşun için avas pas, avas pas deyip yatışıptı. Telegram'da başka imkaniyetimiz yok. Çünkü Twitter'da anakamız köp. Hop. Nuri İman braderimiz aytiyetken fikirler. Braderler. Nuri İman braderimiz. Aytiyetken fikirler. Müslümanların bir demligige hizmet kımaydı. Qaytanga o'sha musulmonlarni ichida yosh bo'lgan, tajribasiz bo'lgan ba'zi musulmon birodarlarimizni siyosiy qarashlardagi nunoqligini ya'ni qo'llab-quvvatlab yuboradi. Buni poylab yurishibdi. Ba'zi masjidlarda qasddan imomga qasddan qarshi rafuliyadan qilib Aminni Jahri aytib o'qiydigan birodarlar paydo bo'lib qoldi. Biz aytamiz, Aminni Jahri aytish haqida masalalar bor-da, lekin bu Aminni Jahri aytishdan ko'zlangan siyosiy ixtilof bor. U ixtilofni oldini olib bo'lmaydi.
Bizde Müslümanların, halkımızın, İslam dünya karıştığı her kanday mezheplerini kabul kıla uğradığın seviyesi yani onu kabul kımıydı. Demek ki bizde Mısır'da hemen mezhep okutuladığın caymaz. Bizde Saudiye'de hemen mezhep okutuladığın caymaz. Bütün dünya kilip ibadet kıladığın caymaz Uzbekistan. Uzbekistan'ın akidesini, Uzbekistan'ın fikhini, siyasi birdemliğini, Müslümanların kuvvetini saklaydıgan narsa mezhep. Mezhep o meselelerini yani kamsitish bilen, bu mesele bilen tartışıyorlar deyiş bilen suni loyihalantirmaslik kerak. Nimaga? Chunki o'shani poylab turishibdi. Mana rasmiy odam ku bo'ldi imomlarni oldiga Nuri imom birodarimizning gaplarini olib borishibdi. Mana bu kishi aytyapti-ku deb. Omin jahri aytayotganlar. Omini jahri maxfiy aytish bu fiqhiy masala bu. Bu bilan masjidlarda ixtilof qilishlik siyosiy masala. O'sha siyosiy masalani pasaytirib turish, siyosiy ixtiloflarga musulmonlarni kirgizmaslik ulamolarning vazifasi. Bu vazifalar ichida eng ma'quli nima edi? Mazhab edi. Ha, bu Abul Mu'in Nasafi shuni aytganlar. Tabsiratul Adillada. Biz mehmonni har qanday mehmon qilishlikka rozimiz. Mehmon kelsin. Har qanday narsasini olib kelsin rozimiz. Lekin aqidamizga, mazhab birligimizga putur yetkazadigan gapni kirgizmaymiz degan. O'shaning uchun bu ummat aqidada ham, boshqa masalalarda ham butun islom ummatiga imomlik qilgan. Qodir siyosiy bahslarga chiqib, Nuri imom birodarimiz shunaqa gaplarni gapiryaptilar, birodarlar. U gaplarni ilmiy asosda vazni yo'q. Bundan xafa bo'lmaydilar degan umiddaman, chunki ilmiy qarash, ummatning oqibatini o'ylash, bu ummatni ichida zotan mana shu masalalardan bahona qilib ixtilof ko'tarishga harakat qilayotgan siyosiy kuchlar bor. IŞİD aynan shu kuchlarning bittasi. Nimaga qasddan ular omini jahri aytadi? O'sha masalalarda ixtilof bo'lsa, imomning asl mavzusi qolib shu bahslar bo'lsa, imomni yomonotlik qilish, suiqas qilish, shu ishlar amalga oshiriladi. 90-yillarda aynan Nuri imom domlamiz sallani kiyib, tonni kiyib, Hazrat rahimahullohni himoyasida yurgan odam shu odamlar. Domla biladilar, juda yaxshi biladilar o'sha paytdagi vaziyatni. Asli ixtilofni ko'targanlarning maqsadlari siyosiy bo'lgan. İxtilofni ko'targanlarning maqsadlari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni muftilikdan olib tashlash, Qozog'istonni alohida, O'rta Osiyo, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmanistonni alohida qilish rejalari bo'lgan. Bu rejaga Moskvadan buyruq bo'lgan. Va bu ixtilofni ko'targanlar Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf va u kishining atrofidagi ulamolarga mana shu mayda masalalar bilan xilof boshlashgan. Omin jahri aytish bilan xilof boshlashgan, rofuliya daim bilan xilof boshlashgan. Zotan arzimagan masalalar bular, ilmiy asosda uni ham buni ham dalili bor o'tib ketsa bo'laveradi, lekin ular shundan boshlashgan. Va shuni olovlantirib, shuni qo'zg'ab, shu masalalarni ya'ni dolzarb mavzu sifatida ko'tarib, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga qarshi ishlatishgan. Telegramni o'zim uzib qo'ydim birodarlar. Ha, Nuri İmon Abul Hasan birodarimizga aytayapman. Oxirgi paytlarda chiqib gapirayotgan gaplari birodarlar siyosiy ma'noda qandaydir vaznga ega bo'lishi mumkin, ilmiy asosga suyangan gaplar mas'ular. Ya'ni bugungi kunda islom ummatini bekorga Hanafi mazhabi bilan Maturidiylik aqidasi bilan ummat orasida ushlab turishlikni ulamolar ta'kidlamaydi. Bu mustaqillik siyosiy iqtidorni buyrug'i emas. Zotan siyosiy iqtidor musulmonlarni qanday qilib birlashtiramiz degan savolni bersa ulamolar mazhab bilan deydi. Buni ulamolar taklif qiladi. Omin ham jahri aytaversin, mana Misrda aytyapti, mana Makkada aytyapti-ku. Voy, Makkaga hamma keladigan joy. Misrda hamma dars o'qitiladigan joy. O'zbekistonda diniy fon, diniy vaziyat mazhab bilan himoya qilinadi. Aynan shu birodarimizni gaplarini ko'tarib bir qancha odamlar mahallada muammo chiqaryapti.
Mahallede muamma çıkar yaptı. Bunların muammalarını akıbeti de ailelerde parakendelik bunu yaptı. Demek dostlar, braderler, o şey geplerini ayetişten ben maksadım var idi. Afganistan'da, başka yurtlarda, başka diyarlarda Orta Asya'ya şakal közü bilen karab durgen siyasetçiler taşkarıdan kanday bahane tapışını bilmeyi durup içkarıdan şu Hurasan cemaatini kollab kuvvetleş ricaları var. Bunu ayterken ben dostlar yar dost braderlerimiz bu gepten faydalanıp öz etraflarına menfaatli bir malumatını tarikata alışları menfaatlanışları mümkün de lakin bizge aynen beni özümge kolida kural bor, kallasida hiç narsa yok, aklı noqs bo'lgan, radikal qarashdagi jinoyatchilar menga düşman bo'ladi. Va aytayapmanki, menga ularning düşmançiligini qo'rqitadigan joyi yok. Men xalqimizni, millatimizni ogohlantirishlikni o'zimni burchim deb bilaman. Shuning uchun do'stlar, ozgina shunaqangi kichkina masalalar bilan katta mavzularni maqsad qilgan jamoalardan yor dost birodarlarni ogohlantirishimiz kerak.